Mesele'den merhabalar. Nihayet karar günü geldi çattı. 2020 Eurovision'da son sözü siz söyleyeceksiniz. Ama önce geçtiğimiz günlerde yapılan programlarla ilgili bazı yorumlarımız olacak. 2020 Eurovision sezonu 16 Mayıs akşamı yayınlanan Europe Shine a Light isimli programla final yaptı. Aslında Ebu'nun programı mevcut koşullarda oldukça başarılıydı ve yarı final gecelerinde yaptıkları programların sıkıcılığını unutturdu. Ancak sonuca baktığımızda bu yayın ne kadar iyi olursa olsun, 2020 yılı Eurovision severlerin aklında her zaman buruk bir anı olarak kalacak. Ülkelerin kendi çabalarıyla düzenledikleri mini yarışmalar ve programlar da 2020 ile ilgili akılda kalacak bir diğer detay oldu. Eurovision 2020'ye katılma hakkı kazanan şarkıların video kliplerinin yayınlandığı ve genellikle halk oylamasıyla bir ülkenin birinci seçildiği bu programlarda İzlanda en fazla birincilik kazanan ülke oldu. Bu alternatif Eurovision programları arasında bizim favorimiz Almanya'nın düzenlediği yarışmaydı. Programda Almanya'nın temsilcisi Ben Dolich'in yanı sıra Danimarka'dan Ben Metan, Litvanya'dan Drew ve İzlanda'dan Dadi Freyr de stüdyoda canlı olarak sahneye çıktılar. Gecenin sonunda Alman halkının verdiği oylar sayesinde yarışmayı kazanan taraf Litvanya temsilcisi Drew oldu. Almanya'daki yayının dışında İsveç ve Avustralya'nın yayınları da oldukça başarılıydı. İsveç'in yayını konuk sanatçıları ve sunucularıyla o kadar iyiydi ki bize sanki olağan dışı hiçbir şey yokmuş gibi hissettirdi. Avustralya'da ise halk oylaması sonucunun geri sayım ile top 10 olarak açıklanması hoşumuza giden bir detaydı. Sezonun parlayan yıldızı İzlanda'dan Dadi Freyr'di. Şarkıcı son günlerde o kadar çok birincilik kazandı ki biz saymaktan yorulurken o kazanmaktan yorulmadı. Tabii burada ilginç bir ayrıntıya da değinelim. İskandinav ülkelerinin tamamı komşuları İzlanda'nın şarkısını birinci seçerken aynı şarkının Bulgaristan'daki oylamada ilk 10'a bile girememesi dikkat çekti. Bu örnek bize göre Kuzey ve Güney Avrupa'nın müzik anlayışları arasındaki farkı çok net bir şekilde gösterdi. İzlanda'nın ilk 10'a giremediği Bulgaristan'daki halk oylamasında birincinin İsviçre'den John Steers olduğunu da ekleyelim. Birçok şarkıcının sahne performanslarını göremediğimiz için yapılacak bütün çıkarımlar anlamını yitirse de ortaya çıkan tablo Eurovision gerçekleşmiş olsaydı, İskandinav ülkelerinin 12 puanlarını blok halinde İzlanda'ya vereceklerini gösterdi. Tabii eğer bu mini yarışmaları ciddi bir kriter olarak kabul edeceksek, aynı mantıkla Eurovision iptal edilmeseydi İzlanda'nın Bulgaristan'dan puan alamayacağını da söyleyebiliriz. Bütün bunlar kuzey ülkelerinin daha rafine bir müzik zevki olduğu ve Bulgaristan'ın müzikten anlamadığı anlamına gelmiyor elbette. Ülkelerin müzik anlayışları arasındaki farklar aynı şarkıya bir ülkenin 12 puan vermesine, diğerinin ise tamamen görmezden gelmesine neden olabiliyor. Sonuç olarak bahis oranları, anketler ve yarışma öncesi tahminler ne olursa olsun, şarkıcıların final gecesi ortaya koyduğu performanslar en önemli faktör. Öyle olmasaydı geçen sene bahislerde kimsenin şans vermediği Norveç halk oylamasını kazanamazdı. Şarkıcıların sahneye çıkıp kendilerini gösterme şansı bulamadıkları bir Eurovision'da aslında ne bahisçilerin favorisi Bulgaristan için ne de mini yarışmaların çoğunu kazanan İzlanda için hiçbir şey cepte değildi. Bizim yapacağımız ankette sonuçla ilgili bir şey göstermeyecek. Amacımız sadece bu seneki birinciler arasında bir oylama düzenleyerek siz bu mesele izleyicilerinin şampiyonunu bulmak. Bakalım oylama sona erdiğinde size göre Eurovision 2020'nin şampiyonlar şampiyonu kim olacak? Hollanda kanalı Out TV'nin birincisi Bulgaristan mı? Almanların birinci seçtiği Litvanya mı?
clouds there comes the sun and I'm ready for some fun. Bulgar televizyonunun birincisi İsviçre mi? Bu seneki yarışmaların çoğunu süpüren İzlanda mı? Yoksa İzlanda'nın seçtiği İtalya mı? Bu 5 ülkeden biri sizlerin 2020 Eurovision şampiyonu olacak. Anket 28 Mayıs 2020'de kapanacak ve sonuçlar anket kapandıktan sonraki ilk videoda sizlerle olacak. Katılımınız için şimdiden teşekkürler. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.